Hemşire stetoskopla adamın göğsünü dinlerken adam elini uzatır ve kadının göğsünü okşar. Yemek üzere olduğu tokat Taye'yi hayallerinden uyandırır. Taye Rio ile ilk kez böyle karşılaşmıştı. Fabrikada öğlen arasına çıkan Rio, kuledeki erkeklerin dikkatini çeker. Taye genç kızı ne zaman görse içi kıpır kıpır oluyordu. Çocuklar kızı izlerken kızla tanışmaya çalışan başka bir adam onun yanına gider. Kızdan oldukça etkilenen Taye, onunla tanışabilmek için kurnazca bir plan yapar. Çocuğun yere döktüğü cam kırıklarından geçen genç kızın bisikletinin arka tekeri patlamıştı. Çocuk hemen kızın yanına gelir ve yardım ister misin diye sorar. Çocuk bisikletin tekerini değiştirirken kızla sohbet etmeye başlarlar. Taye'nin planı işe yaramış ve kızın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Genç kız bisikletini tamir eden çocuğa teşekkür ettikten sonra onun evine bırakmayı teklif eder. Kızın arkasına oturan çocuk oldukça mutludur. Kız bisikleti sürerken bir taraftan onun kalçalarına bakıyor, bir taraftan da onunla sohbet ediyordu. Kız onu çarşı içinde bırakır ve kendi evine gider. Ertesi gün yeniden kızın peşine takılan çocuk onu takibe koyulur. Fakat kız başka bir adamla buluşur. Motoruyla kızı alan çocuk Taye'yi resmen yıkmıştı. Kızdan kendince intikam almak isteyen çocuk akşam başka bir kızla buluşur. Filmin devamını merak edenlerle ikinci bölümde buluşalım. Merdivenlerden çıkan mini etekli kız çocuğun aklını başından alır. Taye'yi evine davet eden Rio, geçen gün bisikletini tamir ettiği için ona küçük bir öpücük verir. Eli ayağı birbirine dolanan çocuk heyecandan ne yapacağını bilemez. Daha sonra o da kıza küçük bir öpücük vermek ister. Tatlı bir sakarlıkla verdiği öpücük çocuğun ayaklarını yerden kesmeye yetmişti. O gün aşırı mutlu olan Taye, kıza iyiden iyiye aşık olmaya başlamıştı. Bugün yapacağı elektrik işleri okulun içerisindeydi. Ve sınıflara teker teker giren ikili, okulu çalışmayan ampullerini hızlıca yenilerler. Lise içerisindeki kızlar iki genç adamı da oldukça heyecanlandırmaya başlamıştı. Sıra müdür yardımcısı olan Bayan Luffy'nin odasındaki ampullere geldiğinde ise tansiyon iyiden iyiye yükselir. Artık neredeyse akşam olmak üzereydi. Yatağında uzanan genç kız kapısının alacaklı gibi çalındığını duyunca uykusundan sıçrayarak uyanır. Kapıyı açtığında Taye'yi görür ve şaşırır. Çocuk alkol kokuyordu ve neredeyse ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Genç kıza sarılmaya çalışan sarhoş çocuk ona olan aşkını anlatmaya başlar. Fakat çocuğun bu tavırları kızı oldukça rahatsız eder. İtişmeyle geçen birkaç dakikanın ardından çocuk kızın yatağının yanında yere yığılır. Odasında sızan çocukla kızın arasında neler olacağını merak edenlerle filmin son bölümünde buluşalım. Taye sabah kendisine geldiğinde genç kız süslenmiş ve onu bekliyordu. Adamın yüzünü avuçlarının arasına alan genç kız şehvetle onun gözlerinin içine bakar. Rio çocuğun dudaklarına önce küçük bir öpücük kondurur. Kıza aşık olan Taye'nin kalbi onun göğüs kafesini kıracak gibi atıyordu. Yoğun bir arzuyla kızı öpmeye başlayan genç adam onu yatağa yatırır. Aşık olduğu bu güzel kız onun hayatında birlikte olduğu ilk kadındı. Taye hayatının en güzel gününü bugün yaşarken kızla ilgili en kötü haberi de yine bugün alır. Genç kız kabul aldığı okula gitmek için artık başka bir şehire yerleşecekti. Bu haber genç adamı oldukça üzer. Bundan sonrasında geçen günler de oldukça yıkıcı olur. Bir aşk henüz yeni doğarken aynı zamanda da ölmeye hazırlanıyordu. Genç bedenlerde bu ilişkiden geriye sadece ölü birer ruh kalacaktı. Küçük bir kasabada geçen bir aşk hikayesini işleyen bu film, izleyenleri sonunda biraz üzüyor. Filmi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.